Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Huawei videosundan SD kart uygulamaları taşıma videosunda birçok insan aklında çok soru kaldı. Nasıl yapılıp nasıl yapılmadığı konusunda bazıları yapamadığı için olmadığını varsaydı. Bu işlemleri size daha ince ayrıntılı göstereceğim. Ve bu sorulara cevap niyetinde bir video olacak. İlk dediğimiz gibi depolama yerinden varsayılan konumu SD kart seçeceksiniz. Bu olmazsa olmazı. Şu an benim varsayılan konumu SD kart. Ondan sonra sistem geliştirici seçeneklerini bir önceki videoda nasıl açacağını gösterdiğim için göstermeyeceğim. Geliştirici seçeneklerine giriyorsunuz. En alt kısımda uygulamalara harici depolama izni zorla ver. Yani demek istediği şu ki telefon aslında taşıma işlemini yapmıyor fakat siz bu iznini ona zorla vermesini söylüyorsunuz. Bu her uygulama için geçerli değil. Taşınabilen taşınamayan uygulamalar olarak ikiye ayrılıyor. Sizin burada yapacağınız şey taşınabilen uygulamaları taşımadığına bakmanız. Mesela bazıları mesela diyor ki benim mesela yok oyunum inmedi. Neden inmiyor? Zaten şöyle söyleyeyim size. Bu işlemin nasıl gerçekleştiğinden bahsedeyim. Bir uygulamanın ya da oyunun telefona hafıza kartına yüklenmesi için önce telefonu ondan sonra taşıma işlemini yaparak SD kartı aktarır. Ve bunun için önce bir telefonunuzda alan olması gerekir. Yani alanı olmayan siz bir şeyi alıp da telefona yükleyemezsiniz. Çünkü önce sizin bir alanınız olması gerekiyor. Onu yükleyip paketinden çıkartması için. Ondan sonra zaten SD karta aktarma işlemini yapıyor. Ve dediğim gibi bunu tekrar yapın. Yani eğer bir kere de olmuyorsa ilk önce SD kart, ondan sonra bu işlemi yapıyorsunuz. Bazı arkadaşların yazılımlarında sorun olabilir. Bunu sıfırlama işleminden yapıyorsunuz. Tüm ayarları sıfırla diyorsunuz. Yani şuradaki tüm ayarları sıfırla işleminden yapıyorsunuz. Burada önemli bir kısım var. Telefonunuzdaki SD kartın 32 GB ve üstü olması gerekiyor. 16'da da olur fakat yeni teknolojilerde yani o telefon SD kartınızın bu işlemciye ayak uydurması gerekiyor. Yani bu taşıma işlemi normal Samsung'lardaki gibi uygulamalara girip uygulamayı taşı gibi bir şey değil. Zorla yapılan bir şey. Yani siz telefonda olmayan bir şey bir geliştirici olarak bunu uygulamaya çalışıyorsunuz. Zaten Huawei'nin SD karta taşıma işlemini vermemesinin sebebi kendilerine göre bunun bir sistem açığı yarattığının sebebidir. Tabii mantık olarak düşününce doğru. Çünkü telefon dışından başka bir yerde çalıştırdığı için bu biraz güvenlik dışına çıkıyor. Ama biz yıllardır bu şekilde kullandığımız için, yani çok özel bir şeyimiz de olmadığı için kimsenin bizimle bir durumu yok. Dediğim gibi SD kartta 32 GB ve üstü olabilirse Samsung ve Toshiba telefonlarından birine ihtiyacınız, hafıza kartına ihtiyacınız olacak. Bunun sebebi Samsung ve Toshiba bu işi aralarında en iyi yapanlardan biri. Yani bu teknoloji olarak Samsung ve Toshiba bu şeyleri uygulayandan en ilerinden biri. Mesela ben Samsung kullanıyorum. 64 GB Plus modelinden. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle ekrana koyarım onu. Bir Call of Duty oyunu, Call of Duty mobil oyununu telefona indirdim. İlk sıfırladıktan sonra indirdim. Çünkü ondan önce bir onu indirebilecek kadar telefonumda bir alanım yoktu. Sıfırlayıp oyunu indirdim. Bu işlemleri uyguladıktan sonra Call of Duty bana sadece 400 MB olarak telefonda gözüküyor. Yani 400 MB telefonda, geri kalanın hepsi SD karta aktarılmış. Oyun üzeri veriler. Oyunun indirme gigabyte olarak 2 GB. Ve 2 GB'dan da fazla bir süratı da var. Ama telefon bunu sadece 400 MB'ın aldı. Bunun sebebi ise uygulamaların çalışması için, bu Samsung'daki normal taşıma işlemi de olsa geçerli, bir kısmını
telefonda bırakmak zorunda. Çünkü telefonu kullanacaktır. Telefonun ayarlarını kullanacaktır. Bu yüzden telefonda bir şey bırakmak zorunda. Bir bilgisayar gibi düşünün. Nasıl bir hard diskten, normal taşınabilir bir hard diskten oyun oynamakla, bilgisayara kurulu bir oyunu oynamakla aynı şey. Yine bir sorunuz varsa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Bu sizin yorumlardaki insanlara bir cevap niyetinde bir konuşma oldu. Videomuz bu şekilde olacak. Tekrardan bir daha göstereyim istiyorsanız işlemleri. Depolamadan CD kartı seçeceksiniz. Ondan sonra en alt kısımdan sisteme gireceksiniz. Şu an ekran yansıtıcıyla bağlandığım için yaptıklarım biraz geç gidiyor ve arada bir kendi kendine hareket ediyor. Geliştirici seçeneklerine gireceksiniz. Buradan en alt kısımdaki uygulamalara harici depolama izni zorla ver işaretleyeceksiniz. Altında da yazdığı gibi bildirilen değerlerden bağımsız olarak uygulamaları harici depolama yazmak için uygun hale getirir. Yani demek istediği şu ki tekrardan diyorum. Telefona aslında CD karta taşınma gibi bir özelliği yok. Ama siz bir geliştirici olarak, zaten geliştirici seçeneklerinin amacı budur. Siz bir geliştirici olarak uygulamaları CD karta aktarmıyor aslında. Onu oraya taşıyor diyeyim. Böyle bir şey. Ve bu işlemlerden eğer ilk yaptığınızda olmadı gibi bir şey düşünürseniz, bu işlemleri yapmadan önce her şeyi eski haline getirin. Telefonu tekrardan yeniden başlatın. Ve ondan sonra tekrardan deneyin. Hafıza kartınızın 32 GB üstü Toshiba Samsung markalarından olmasına dikkat edin. Ve bir de özellik de hafıza kartınızı biçimlendirerek denerseniz daha iyi sonuçlar alırsınız. Format biçimini tek tek deneyin. Her hafıza kartın özelliği aynı olmuyor. Ya da telefonunuza aynı olmuyor. Ben FAT32'de kullanıyorum şu an hafıza kartımı. Siz de onu kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Yine aklınızda bir soru kalırsa yorum kısmında yazmayı unutmayın. Sizlere arkadaşlar durum harici küçük bir bilgi daha vereyim geliştirici seçeneklerinden. Bu da en küçük genişlik yazan yerdeki 410 yazanı. Ekranınızı büyütüp küçültmek gibi bir amacınız varsa 360 yazarak ekranınızı büyütebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ben daha küçük bir yazı ekran istiyorum, 450 yazarak daha küçük bir boyda getirir misiniz? Ama bunun en ideali bana göre 410'dur ve ben 410'da kullanıyorum. Gerçi 360'tı, sizinki şu an 360'da olması gerek. Bunu 410 yaparak ekranınızı bu şekilde küçültebilirsiniz. Bu da benden size küçük bir bilgi olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Huawei videosuna dönmek istiyorsanız kartlardan ulaşabilirsiniz. Soru ve merak ettiğiniz bir şey varsa geliştirici seçeneklerinden ya da telefondan ya da başka bir şeyden bilgisayar, telefon, teknoloji adına her şeyi yorum kısmında yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.